Merhaba güç fitness severler. Ben Yankı Tansu. Bir kez daha bir Instagram IGTV Instagram videosunda benle birliktesiniz. Bugünkü konumuz çoğumuzun problemi. Çoğumuzun probleminden bahsedecek. Konumsu videomuzun yağ yakmak basit. Bakın dostlar yağ yakmak basit diyorum. Yağ yakmak kolay demiyorum ama yağ yakmanın yöntemleri uygulaması oldukça basit. Sizin için bu kolay olabilir, çok zor olabilir, imkansıza yakın olabilir ama yöntemler basit ve ben yöntemleri anlatarak başlıyor olacağım. Birincisi, ya dediğimiz şey, göbek, kalça, oramızda, buramızda birikmiş olan şey nedir? Bunu tam olarak anlamamız gerekiyor. Ya vücudun siz çirkinleşin diye sağa sol depoladığı bir şey değil. Ya vücudunuzun rezerv enerjisi, bakın bunun altını çiziyorum, rezerv enerji yani bir kıtlık olduğunda, bir açlık olduğunda, bir buzul çağı geldiğinde, şu olduğunda, bu olduğunda ne fark etmez kış geldiğinde. Yiyecek yemek bulamadığımızda vücudun insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli olan rezerv enerji. O yüzden yağı düşman olarak görmekten vazgeçin. Biz modern hayata geldiğimiz için, modern hayatta yaşadığımız için yağ bize düşman olarak geliyor görsel kaygılardan dolayı ama yağın bir miktarı Zaten zorunlu ve tekrar söylüyorum rezerv enerji olduğu için de bir zorluk anında bizim daha rahat hayatımızı sürdürmemizi sağlamak için var. Ama günümüzde buna ihtiyacımız yok, haklısınız. Şimdi bunu anlarsak eğer e, ikinci noktaya geçebiliriz. Ya nereye depolanıyor? Neden bazılarının göbeğine, bazılarının kalçasına gidiyor? Çünkü birincisi bu kişiden kişiye değişen genetik bir şey. Bazıları kiloyu göbeğine alır, bazı kalçasına alır, bazı herhangi bir tarafına alır. Aynı şekilde siz bu yağı enerjiye çevirdiğinizde birazdan bahsedeceğim bu konudan nereden gideceğini seçemezsiniz. Genetik olarak nereye depolanıyorsa bu nasıl farklıysa bir kişinin yağ kaybettiğinde neresinden yağın gideceği de yine genetiktir. Değiştirme şansınız yok. Bu arada da hemen bölgesel yağ kaybı yoktur. Uzun altını çizeyim. Nedenini biraz önce anlattım. Şimdi gelelim bu yağın yanma mekanizması ne? Biliyorsunuz benim yak bir yak 66 falan filan yak kelimesini sık kullanıyorum ama aslında yağların yandığı falan yok. Yağların yanmasından kasıt burada yağların enerjiye çevrilmesi. Yağ bir rezerv enerji deposudur demiştim. Yağın enerjiye çevrilmesinin temel yöntemi de sizin yediklerinizin aktivite seviyenize yetmiyor olması. Yani yedik yediğiniz miktar aktivite seviyenizden düşük. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şöyle anlatmaya çalışayım. Bunların basit kalori hesabı olarak dam yola çıkarak yapmaya çalışayım. Benim günlük aktivite seviyem, günlük yaşamımı e, harcamak için, yaşamımda e, gerekli ısıyı sağlamak için, vücut ısımı korumak için, kalbimin atışını sağlamak için ve yaptığım hareketlerle birlikte toplam harcadığım enerji diyelim ki 3000 kilokalori, 3000 kalori ve dışarıdan 3000 kalori yemek yiyorum. E bu zaman her şey dengede bir yere yağ depolamam ya da ya harcamam için bir sebep yok. Ama 3000 kalori harcıyorum, 2000 kalori yiyorum. 2000 kalori yiyorsam eğer, aradaki 1000 kalorilik enerji, enerji yoktan var edilemeyeceğine göre enerji bir yerden gelmek zorunda. Nereden geliyor? Yağlarımız enerjiye çevriliyor ve buradan geliyor temel olarak. Yağ yakma temel prensibi zaten bundan ibarettir. Yani kalori açığınız varsa yağı harcarsınız, kalori fazlanız varsa yağı depolarsınız. Bu sistemin, bu mekanik tartışmaya tartışma tartışılabilecek bir şey değil. Bu basit fizik. Tabii ki bunun arkasında başka metabolik etkenler var. Kilo vermek sadece kalori açıyla olacak diye bir kural yok. O yüzden yak 21, yak 66 gibi farklı protokoller ben de uyguluyorum. Ama bütün kilo verme yöntemleri, bütün yağ yakma yöntemleri temelde kalori açığı üzerine kurulmak zorundadır başka bir mekanizma tabii ki estetik cerrahiyle ya fiziksel olarak aldırmanız dışında yağın gitmesi için başka bir mekanizma yok. Şimdi bu konuyu aradan çıkardık. Bölgesel yağ kaybı yok dedik. Kalori olayına bağlı dedik kilo alıp Burada hemen otomatik olarak yapılan ve en sıkta sorulan şeylerden biri. Ben ne zaman yağ yakmakla ilgili bir şey, bir video vesaire çeksem ilk gelen yorumlardan biri e hani burada hareket videosu yok. Evet hareket videosu yok neden hareket videosu olsun? Ya yakmanın hareket etmekle ilgili olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Ben size bunu açıklarken ne dedim? Yediğiniz aktivite seviyenizden düşük olacak. Yani neyi kontrol edeceksiniz önce? Önce yemenizi kontrol edeceksiniz. Yeme miktarınızı kontrol etmek zorundasınız. Çünkü ne kadar aktivite yaparsanız yapın, gerekiyorsa sabahtan akşama kadar koşun. Her zaman daha fazla yemek yemeniz mümkün. Bu yüzden sizin aktivite seviyenize göre yeme miktarınızı indirmeniz, çıkarmanız gerekiyor. Sık rastlanan şeylerden biri. Sporu bıraktım, kilo aldım. Sporu bıraktığınız için kilo almadınız. Sporu bıraktığınızda yapmanız gerektiği gibi paralelinde yeme miktarınızı azaltmadığınız için kilo aldınız. İkisi farklı şeyler. İkisi arasındaki farkı ne kadar erken anlarsanız o kadar iyi. Kısaca bunu söylüyorum. Genelde bunu söylüyorum dedi. Genelde pek sevmiyor ama boğazınızı tutmazsanız bu kilo göbek problemi çözülmeyecek. Bunun dışında Kalori harcamanızı belirleyen temel şey yaptığınız spor değil. Yaptığınız spor sadece yaptığınız aktivite seviyeniz ya da günlük bir tanesi. Diğer önemli kısmı BMR'ınız. Yani bazal metabolik hızınız. Biraz önce bahsettiğim kalbinizin atması, vücudunuzun gerekli ısıyı sağlaması için gerekli olan enerji. Vücut bunu arzu ettiği gibi, uygun gördüğü gibi manipüle edebilir. Yani sizin aktivite dışında harcadığınız kaloriyi 1500 de yapabilir. Vücudun termostatı gibi düşün bunu. 2000 de yapabilir. 1000 de yapabilir. Neye göre yapar bunları peki? Birincisi eğer sık sık bundan bahsediyorum biliyorsunuz. Uzun süre çok yüksek kalori açığı çıkaran bir diyet yaparsanız vücut otomatik olarak bir emarını düşürür. Yani sizin kalori açığı çıkarmanızı zorlaştırır. Niye? E çünkü son kalan rezerv yağları hızlı bir şekilde kaybediyorsunuz. Bu da çok ciddi bir şekilde bir açlık olursa yaşamınızı sürdüremeyeceğiniz anlamına gelir. Bu otomatik bir tepki. Vücutta o zaman bir BMR'ı düşürür. Bunlar doğrudan kontrol edemediğiniz şeyler. Bir yamarınızı doğrudan kontrol edemezsiniz. Ama uzun süreli yüksek kalori açığı çıkarmamak her zaman için akıllı. O yüzden kalori açığı çıkaracaksanız %20-25 ya da daha yüksek çıkaracaksanız hep kontrollü kısa süreli olması gerektiğini söylüyorum. O yüzden yak 21 programı 21 gün. O yüzden yak 66 yağ yakma programının arasında belli başka protokoller var. Bu metabolik yavaşlamayı önlemek için. Bunun dışında yaş ilerledikçe metabolik hızınız azalacak. Bunu engelleyemezsiniz. Spor yapıyor olmanız, düzenli yapıyor olmanız metabolik hızınızı yüksek tutmakta işe yarar. Bu yine artılardan biri. Hormonal sebepler var dedim. Ne tarz hormonal sebepler var? Eğer siz normal yağı depolama ve yağı harcama mekanizmalarınızı bozarsanız, bozmuşsanız çeşitli sorunlarla karşılaşırsınız. Bu mekanizma içerisinde kafanızı karıştırmayacağım. İnsülin, gelin vesaire vesaire gibi şeylerden bahsetmeden basitçe söyleyeyim. Normal koşullarda vücut enerji ihtiyacınız duyduğu her an yağı alır ve enerji olarak kullanabilir. Yapısı budur. Kullanabilir. Karbonhidrata göre, şekere göre daha zordur ama kullanabilir. Ama siz sürekli yüksek karbonhidratlı diyetler yaparsanız, sürekli beslenirseniz, yani sık sık beslenirseniz, yüksek karbonhidratlı beslenirseniz otomatik olarak bu yağın depolanma ve harcanma mekanizmasında bir takım sektelere, bir takım sorunlara sebebiyet verirsiniz. Bu da yağ alıp vermenizi zorlaştırır. İnsülin direnci diyoruz mesela. İnsülin direncinin arkasındaki sebep ne? Yüksek karbonhidrat, düzenli sürekli karbonhidrat. Yani bize ana akım medyanın oldukça sık önerdiği ara ara öğünler yapmak, sürekli ara öğünler yapmak. Bir diğeri de Sporculara özellikle önerilen mesela yüksek karbonhidrat. Her ikisini de bir kenara koyun. Eğer kilo probleminiz varsa kalori açığı çıkaracaksınız. Kalori açığı olmak zorunda. Mümkünse aralıklı oruç tarzı bir beslenmeye geçeceksiniz. Bununla ilgili YouTube kanalımda ayrıca, küçük Fitness YouTube kanalımda ayrı bir video var. Instagram TV, IGTV içinde çekiyor olurum aralıklı oruç videosu. İsterseniz eğer yoruma yazarsanız. Aralıklı oruç uyguluyor olacaksınız. Ve karbonhidratınızı sınırlayacaksınız. Bu üçünü yaparak kilo vermeme, yağ kaybetmeme şansınız çok uzak bir ihtimal. Peki ana etken kaçırdığımız şey ne burada? Dört. Dördüncü sırada olması önemini azaltmıyor. Spor yapmak zorundasınız. Neden spor yapmak zorundasınız? Bir. Tabii ki diyet yaparken metabolik hızınızın düşmesini istemiyorsunuz. İki. Yağlar giderken kaslar yanında gitmesini istiyorsunuz. Bununla ilgili IGTV'de bir önceki videom bu. Neden ağırlık çalışmalıyız diye. Kaslarınızı, hareket kapasitenizi kaybetmek istemiyorsunuz. Üç, nihayetinde güzel gözükmek istiyor olsanız da bu görüntüyü korumak istiyorsunuz. Yani <laughs> erken yaşta gidici olmamak istiyorsunuz. Sağlığınız için sporu, hem ağırlık çalışmayı hem kardiyoyu yapmak zorundasınız. Bu başka bir günün konusu. Spor, başka bir gün. Sporla ilgili niye spor yapıyoruz başka bir günün konusu olsun. Ama Spor yapmadan, spor hariç tutarak yap, bulmaya çalıştığınız çözümlerde her zaman gelip bir yerlerde tıkanmaya mahkum. Ben Yankı Tansu, Güç ve Fitness seslendim. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Yorum yapmayı video altına, paylaşmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram kanalım zaten takip ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Youtube kanalım Güç ve Fitness. Orada oldukça detaylı uzun videolarım zaten var. Takip edebilirsiniz. Bunun dışında Profesyonel hizmetlerim yağ yakma, yak 21, yak 66 programları ya da forma girme programları, form 90, form 100. Bunlarla ilgili her her biriyle ilgili güç ve fitness.com adresinde bilgi alabilirsiniz. Ufak not olarak son sona kaldı ama yağ oranınızı öğrenmek istiyorsanız, çünkü yağ oranı önemli bir kriterdir. Boy, kilo, BMI gibi şeylere göre çok daha etken bir kriterdir yağ oranı. O zaman da yakorani.com sitesine bakabilirsiniz. Sağ olun dinleyeniniz için. Bir başka IGTV videosunda yine ben de görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın diyorum. Daha güçlü, daha fit kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.